milleti. Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, saygıdeğer hanımefendiler, beyefendiler, hepinizi en yürekten, en içten duygularımla selamlıyorum. Türkiye sevdasıyla yanıp tutuşan bütün kardeşlerime sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Coşkunuza şahit olmaktan bahtiyarlık duyuyorum. Heyecanınız güven aşılıyor. Duruşunuz gücümüze güç katıyor. Allah nazarlardan saklasın. Sivas Cumhuriyet Meydanı tıpkı bir gelincik tarlasına andırıyor. 2023'e doğru aday belli, karar net temalı. Bugünkü toplantımıza katılan Sivaslı kardeşlerimizin yanı sıra Amasyalı kardeşlerimize, Tokatlı kardeşlerimize, Çorumlu kardeşlerimize, Yozgatlı kardeşlerimize hoş geldiniz diyorum. Bir oldunuz, diri oldunuz, hep birlikte Cumhur'un eğilmeyen başı, bükülmeyen kolu, kesilmeyen nefesi oldunuz. Nitekim birlikten güç doğacağını gösterdiniz. Bu meydana teşrif eden siz muhterem kardeşlerimi, ekranları vasıtasıyla bizleri izleyen milletimin her güzel insanını hürmet ve muhabbetle kucaklıyorum. Açık hava toplantımızın düzen, tertip ve teminin demeyi geçen teşkilatlarımızın değerli mensuplarına özellikle teşekkür ediyorum. Gözü olup görmeyene, kulağı olup duymayana, dili olup söylemeyene, kalbi olup çarpmayana Sivas Cumhuriyet Meydanı'ndan yükselen ses, ayaktayım ve buradayım. Çağrımıza kulak verip bizimle aynı hedefe kilitlenmiş yiğidolarla iftar ediyorum. Allah sizlerden ayrı ayrı razı olsun diyorum. 2023 yılında yapılacak ve milletvekilliği genel seçimlerinin ilk açık hava toplantısını Sivas'ta yapıyor, kampanya dönemini buradan başlatıyoruz. 4 Eylül 1919'da Cumhuriyet'e giden yolun ilk adımı nasıl bu vilayetimizde atılmışsa, biz de benzer bir adım atıyor, bu defa da Cumhuriyet'in 100. yıl dönümüne doğru yürüyoruz. Yürüdükçe korkakları ürkütüyoruz. Yürüdükçe hainleri titretiyoruz. Arkamızda Cumhuriyet'in asırlık birikimi, yanımızda Cumhur'un bıçkın iradesi, önümüzde şehitlerimizin kahramanlığı, üzerimizde Cenab-ı Allah'ın eşsiz himayesi, gönlümüzde kardeşliğin emsalsiz hikmeti. Gecemiz Türkiye, gündüzümüz Türkiye, güvencemiz ise büyük Türk milleti. Tam 100 yıl önce, 103 yıl önce
bugün toplanan ve milli mücadelenin yol haritasını çizen Sivas Kongresi ruhuyla Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümüne ulaşmasının azmindeyiz. Milli mücadele kahramanları dün başarmıştı. Aynı şuurla, aynı izlerden giderek biz de başaracağız. Hiç kimse fıtrat değişti zannetmesin. Damarlarımızdan akan kan yine o kandır. Rahmet ve saygıyla andığım Sivas'ın bağrından yetişmiş halk ozanımız merhum Aşık Veysel'i ne diyordu? Anlatamam derdimi dertsiz insana. Dert çekmeyen dert kıymetini bilmez. Hamdolsun derdimiz dermansız değildir. Derdi veren Allah şifasını da verecektir. Fakat bizim derdimiz, dert ettiğimiz meseleler başkadır. Derdimiz Türkiye'nin istikbalidir. Derdimiz milli bekamız ve egemenlik haklarımızdır. Derdimiz devletin ve milletin istiklal haysiyetinin müdafasıdır. Dikkat ediniz. Yüz yıl önce Türk milletine kefen biçenlerin kalıntıları farklı kılık ve maskelerle tekrar karşımızdadır. Mandacılar bir kez daha harekete geçmişlerdir. Yabancıların esaretine ve emir erliğine heves eden devşirmeler yeniden seferber olmuşlardır. Zaman değişse de oyun aynıdır, senaryo aynıdır, alçaklığın şeklinde ve şemasında değişiklik görülmemiştir. Zalimler ve işbirlikçileri 29 Ekim 1923'te Cumhuriyet'in ilanına engel olamadılar. Bağımsızlık ve hürriyet davamıza kan doğrayamadılar. Samsun'dan Amasya'ya, Erzurum'dan Sivas'a, Ankara'dan Sakarya'ya, Afyon Karahisar'dan İzmir'e kadar bin bir felaketi göğüsleyen, çilelerin gövdesinden nur topu gibi doğan vatan ve millet sevgisine zarar veremediler. Ne yapsalar boştu. Zira bağımsızlık Türk milletinin kaderiydi, kavliydi. Geçmişten ders almamış olacaklar ki yeniden şanslarını deniyorlar. Üstelik taşeron olarak tanıdık isimleri kullanıyorlar. Asıl manasından koparılmış demokrasi, hukuk ve özgürlük kavramlarıyla toplumsal huzur ve güvenliğimizi kurcalıyorlar. Yetmiyor. Milli birliğimizi ve kardeşliğimizi kundaklıyorlar. 1923'ün revanşını 2023'te almak için tuzak kuruyorlar. 103 yıl evvel Sivas Kongresi'ni dağıtmak için kumpas kuranların mirasçıları kaos çıksın diye çırpınıyor. Ne var ki Hafik'in pehlivanlığını unutuyorlar. Gemerek'in ve Koyulhisar'ın gür sesini hafife alıyorlar. Divriğin demir nefesini göremiyorlar. Zara'nın dostluk çemberini, Kangal'ın cesaretini anlayamıyorlar. Bahçesi bağıyla su şehrini, aşık yatağı şarkışlayı, ünüyle nam salmış gününü, Kelkit Vadisi'yle kenetlenmiş akıncıları, tarihi derinliğiyle altın yaylayı tanıyamıyorlar. Doğan Şar'ın sevdasını, Gölova'nın seslenişini,
İmralı'nın dik duruşunu, Ulaş'ın kartal bakışını, Yıldız Eli'nin kaynaşan sularını yok sayıyorlar. Ancak Sivas nankörlerle hesaplaşmak için gün sayıyor. Yalan ve iftirayı meslek edinmiş siyasi çürümüşlere haddini bildirmek için sabrediyor. Şimdi sizlere soruyorum. Cevabınız çok yüksek sesle duymak istiyorum. 2023 yılına hazır mısınız? Zilleti bu aziz millete reva görenlerle mücadeleye var mısınız? Türkiye'nin önünü kesmek için ittifak içinde olan altılı masaya hesap soracak mısınız? Söz veriyor musunuz? Size yakışan budur. Bu evetler zalimlere, zillete düşenlere müessir bir tokattır. Fazla söze gerek yok. Sivas'ın haykırışı her şeye bedeldir. İradeniz çok şükür önümüzü aydınlatıyor. Şevkimizi arttırıyor. 2023 yılında adayımız belli, kararımız nettir. 1,5 yıldır kararsızlık içinde kıvrananlar varsın masalara yüz sürsünler. Varsın birbirlerine kazık atıp dursunlar. Kimin aday olacağını belirlemek için düşmanlarından icazet arayışına koyulsunlar. Biz ne yapacağımızı biliyoruz. Ne söyleyeceğimizin bilincindeyiz. Milletimize nasıl bir gelecek vaat ettiğimiz apaçık ortadadır. Gizleyecek, saklayacak hiçbir şeyimiz yok. Utanacağımız, sıkılacağımız hiçbir ilişki ağımız da yok. Çünkü biz haktan yanayız, halktan yanayız, hakikatten tarafız. Sivas'ın, Amasya'nın, Çorum'un, Tokat'ın, Yozgat'ın yanındayız. Çiğ süt içmedik ki karnımız ağrısın. Zillete tevessül etmedik ki istikametimiz şaşsın. Namerde el açmadık ki yüzümüz kazarsın. İhanete tamam demedik ki yükümüz ağırlaşsın. Nasıl görünüyorsak oyuz. Ne demişsek onun ardındayız. Türkiye düşmanlarıyla düşüp kalkanlar bizimle olamaz. Terör örgütleriyle iç içe olanlar bizimle aşık atamaz. Türk ve İslam değerlerine şaşı bakanlar bizim yanımıza bile yaklaşamaz. Sivas'ın ufkunu kapatmanın peşinde olanlarla hesabımız var. Amasya'nın karşısında olanlarla hesabımız var. Tokat'ın umudunu kırmanın arayışında olanlarla hesabımız var. Çorum'un huzurunu bozmanın planını yapanlarla hesabımız var. Yozgat'ın hususiyetiyle oynamanın çetelesini tutanlarla hesabımız var. Türk milletine yan bakanlarla iki cihanda da görülecek hesabımız olacaktır. Sivas'ın ve aziz milletimizin büyük değeri Pir Sultan Abdal'ın dediği gibi, bin kez kırdılar dallarımızı, bin kez budadılar. Yine çiçekteyiz işte yine meyvadayız. Yine Pir Sultan Abdal'ın söylediği üzere, yola çıkarken yürek heybemizi omuzumuza aldık. Bir gözüne ikrarı, bir gözüne de asaleti koyduk.
devlet gücümüz, millet övüncümüz, vatan namusumuz, bayrak şerefimiz, ezan susmayacak mukaddesat çağrımızdır. Cumhur İttifakı, muzaffer geçmişimizi müstakbel ve müstesna bir geleceğe taşımanın ileri atılan bayraktarıdır. Bayraktar bayrağı türbeye, hazneder hazineye sahip çıkacak, Allah'ın izniyle Türkiye batmayacaktır. Merhum vatan şairimiz Akif ne güzel söylemiş. Batmazdı bu devlet, batacaktır dememeydi. Batmazdı, hayır batmadı, hem batmayacaktır. Milletin felahı, refahı, fecri, refahı ve fenalıklarının defi için geceyi gündüzünüze katan aklı selim, kalbi selim, Cumhur İttifakı oldukça Türkiye'nin batışını görmek edebiyete kadar muhal bir hayal kalacaktır. Bu nedenle bütün yollar 2023 seçimlerine açılmaktadır. Kararınız, kaderinizi, iradeniz, istikbalinizi tayin edecektir. Vakit yaklaşmaktadır. Çember daralmaktadır. Bizim adayımız belli, kararımız nettir. Cumhurbaşkanı adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Hedefimiz Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı açık ara farkla tekrar Cumhurbaşkanı seçilmesi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde milletvekili sayısı ve siyasal destek itibariyle çok güçlü bir Milliyetçi Hareket Partisi grubunun ve Cumhur İttifakı'nın tecelli etmesidir. Gayemiz budur. Gayretimiz buna yöneliktir. Soruyorum, buna var mısınız? Bize destek olacak mısınız? Üç hilalin yanında mısınız? Beraber miyiz? Birlikte miyiz? Bizimle misiniz? Allah sizlere var etsin diyorum. İşte bu evetler 103 yıl önceki Sivas Kongresi'nin gür ve güçlü seslenişidir. İşte bu evetler 100 yıl önce Birinci Dünya Savaşı'na fiilen son veren büyük zaferimizin muzaffer selamıdır. Biz de selam olduk. Mücadeleye koyulduk. Allah şahittir ki başarmaya yemin ettik. Değerli vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, fikriyatımızı ve siyasetimizi denetim altında tutan sıkı bir Allah korkusuyla mücadelemizi sürdürüyoruz. Milletimize hizmet aşkıyla yoğruluyoruz. Biz bu ülkeyi karşılıksız seviyoruz. Bedeli şehit kanlarıyla ödenmiş bu cennet vatanı canımızdan aziz biliyoruz. Ancak fitne durmuyor, düşman dinlenmiyor, yalancılar korosu, müfteriler koalisyonu, müfsitler oluşumu kara propagandaya bel bağlıyor. Devamlı Türkiye'yi kötülüyor. Bunların işi gücü densizliktir, düzeysizliktir, dedikodudur. Ya cahillikten, ya gafillikten, ya da hıyanetten dolayı kas katı kesilmişlerdir. Merhum Aşık Veysel demişti ki, aldanma cahilin kuru lafına, kültürsüz insanın külü yalandır. Hükümetse dünyanın her tarafına arzusu, hedefi, yolu yalandır. Hemen odur ki
zillet ittifakı yalandır, yıkımdır, yozlaşmadır. Zillet ittifakı çürüktür, çarıktır, çarpıklığın danışkasıdır. Samimiyetleri sahte, sevgileri sanal, sadakatleri samandır. Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındaki zat, Türkiye'nin karşısına geçen mihrak olup çıkmıştır. İnsanlarımızı birbirine düşürmenin temelini kazmakla meşgul bir fırsatçıdır. Gözünü hırs bürümüş, kalbi taşlaşmıştır. Hiçbir lafı Türkiye'mizin lehine değildir. Cumhurbaşkanı adaylığı için iradesini kiraya vermiştir. Terörist Demirtaş ile Sorosçu Kavala'nın gönlünü avukatı olmuştur. Ağzından PKK terör örgütüne tek bir kınama mesajı çıkmamıştır. FETÖ'ye karşı hiçbir tepkisi duyulmamıştır. Daha vahimi, terörle mücadeleye partisiyle birlikte hayır demiştir. Geçtiğimiz yıl Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde görüşülen ve yurt dışına asker gönderilmesine esas alan tezkereye hayır diyen HDP ile birlikte CHP ve Kılıçdaroğlu'dur. Muhalefet dış işgal cephesinin ajanı ve gizli ajantası konumundadır. Teslim olup süngü düşüren bu zihniyet PKK'ya evet, Türkiye'ye ve Türk milletine hayır diyecek kadar gayrimilli bir çizgiye savrulmuştur. Kılıçdaroğlu valileri, kaymakamları tehdit ediyor. Kameralar eşliğinde kurumları basmaya kalkışıyor. Vatandaşlarımıza borçlarını ödemeyin, otomobil almayın çağrısını dillendirerek iş isyana oynuyor. Ülkemizde can ve mal güvenliği olmadığını iddia ederek yatırım yapılmamasını istiyor. Bu Kılıçdaroğlu emperyalizmin kılıcını sallıyor. Bu Kılıçdaroğlu erdemsizliğin uçurumun dibinde taşıyor. Ne tuhaf ki diğer zillet ortaklarından hiçbir itiraz duyulmuyor. Medya üzerinden, kapalı kapılar ardından, dolaylı yollardan Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanı adaylığına soğuk mesajlar vermenin dışında bir şey yapmıyorlar. Altılı Ganyan'ın 5 parti başkanı Kılıçdaroğlu'nu mutlaka sorgulamalıdır. Bizim adımıza diye konuşuyorsun demek zorundadırlar. Bostan korkulu olmadıklarını göstermeleri lazımdır. Konu mankeni değiliz. Çıkışını yapmalarını kendi hayırlarınadır. Sivas'tan soruyorum. Altı kez toplanmalarına rağmen Cumhurbaşkanı adayı üzerinde uzlaşamayan bir siyasi curcunanın Türkiye'ye en küçük hizmeti dokunabilir mi? Böylesi bir çarpıklık dünyanın neresinde görülmüştür? Güçlendirilmiş parlamenter sistemin haricinde o da eskinin yeniden inşası çabasıdır. Tek bir projeden, tek bir hedeften, sadra şifa, tek bir iyileştirici hamleden bahsetmek mümkün müdür? Zillet ittifakı akıl ve siyaset dağılması yaşıyor. Siyasi felç geçiriyor. Ne yapacaklarını bilmiyorlar. Bilmedikleri için de öfke ve nefret siyasetini geçim kapısı görüyorlar. Sözleri asılsız, kökleri belirsiz, hedefleri silik, niyetleri kötüdür. Sorarım sizlere, bu zillet ittifakına umut bağlanır mı? Bu zillet ittifakına Türkiye emanet edilir mi? Bu zillet ittifakına
tamam denilir mi? Ekonomiden şikayet ediyorlar. Baktık, bittik, iflas ettik masalıyla avunuyorlar. Açlıktan, yoksulluktan, işsizlikten dert yanıyorlar. Fakat Türkiye ekonomisinin büyüdüğünü itiraf edemiyorlar. Enflasyonla ve hayat pahalılığıyla kıyasaya mücadeleyi ifade edemiyorlar. Dünya enerji kriziyle boğuşurken, Avrupa olağanüstü tedbirleri almışken, Türkiye'nin dengeli ve doğru politikalarla muhtemel sorunlardan en az etkilenen ülke olduğunu asla söyleyemiyorlar. Çok şükür ne ışığımız sönecek, ne de ısımız düşecek, enflasyon canavarının mutlaka başı ezilecek. Fiyat istikrarı eninde sonunda sağlanacak. Bugün az yiyen, yarın inşallah çok yiyecek. Bugün az kazanan, yarın inşallah çok kazanacak. Gazi Mustafa Kemal Paşa ve mahiyetindeki milli mücadele kahramanları 29 Ağustos 1919'da Erzurum'dan Sivas'a hareket etmeden önce yol masraflarını nasıl karşılayacaklarını bilmiyorlardı. Topladıkları 1500 liranın büyük kısmını Erzurum Kongresi için harcamışlardı. Lütfen dikkat buyurunuz. Ceplerinde sadece 80 liraları vardı. Ancak Erzurum'un fedakar evlatlarından birisi olan emekli binbaşı Süleyman Efendi hazin gelişmeler karşısında açıkça şunları söylemiş ve unutulmayacak bir ahlak örneği sergileyerek şöyle bir teklifte bulunmuştu. Benim bugüne kadar biriktirdiğim 900 liram var. Ben 60 yaşını geçmiş bir adamım. Allah rızasından ve milletimin esenliğinden başka bir dileğim yoktur. Bu parayı size veririm. Fakat bu parayı benim verdiğimi ne paşa ne de başka bir kimse bilmeyecek. Rahmetle andığım Süleyman Efendi'nin 900 lira parasıyla Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları Erzurum'dan Sivas'a doğru yola koyulmuşlardı. Bu vatanın kurtuluşu kolay olmadı. Az yedik, acı çektik, dara düştük ama bağımsızlığımızı düşürmedik. Para yoktu, zaman oldu kazandık. Ama vatan olmasaydı parayı ne yapacaktık? Servetimiz olsa neye yarayacaktı? Kılıçdaroğlu çarpıcı bu milli gerçeklerden haberdar mıdır? Sivas'tan Ankara'ya giderken Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları 20 yumurta, bir okka peynir, 10 ekmeği ancak alabilmişlerdir. Kılıçdaroğlu bunu hiç duydu mu? Ne yapsalardı, paramız yok, mazeretine sığınıp haysiyet ve hürriyet mücadelesinden geri mi dönselerdi? Patates şu kadar oldu, soğan bu kadar oldu, ekmek şuraya çıktı diyerek teslim bayrağını mı çekselerdi? Böyle bir alçalmaya çanak mı tutsalardı? Tok esirler olarak yaşamayı mı seçselerdi? Biz ne tok esirlerden olacağız, ne de aç hürlerden olacağız. Biz siyasi, ekonomik ve diplomatik yükselişiyle süper güç Türkiye'ye milli birlik ve kardeşlik içinde mutlaka terfi edeceğiz. Cumhur İttifakı bu muazzam ve muteber geleceğin müjdesidir. Cumhur İttifakı dik baş, tok karın, mutlu yarının mimar başıdır.
Cumhur İttifakı tarlasındaki çiftçinin, tezgahındaki işçinin, dairesindeki memurun, dükkanındaki esnafın, yıllarca ülkesi için çalışmış emeklinin, gariplerin, mazlum gönüllerin, dul ve yetimlerin can beraberidir. Bizde laf yok, icraat vardır. Bizde yalan yok, gerçek vardır. Bizim için imkansız diye bir şey yoktur. Hayal edebildiğimiz her şey eninde sonunda gerçekleşecektir. Milliyetçi Hareket Partisi bu muazzam hedeflere vasıl olmak için canla başla çalışmaktadır. Cumhur İttifakı kızıl elma seferberliğidir. Cumhur İttifakı ya istiklal ya ölüm iradesinin mirasçısıdır. Cumhur İttifakı'nın adayı belli, kararı nettir. Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin ilk cumhurbaşkanı ve kurucu lideri Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Türk milletinin takdiri ve tercihiyle yeniden cumhurbaşkanı seçilecektir. Arzumuz, arayışımız ve mücadelemiz bu doğrultadır. Gazi mecliste de sizleri en iyi şekilde temsil edecek, yaraları saracak, verdiği sözleri tutacak ve milletvekili sayısını en fazla sayıya ulaştırmış bir Milliyetçi Hareket Partisi'nin varlığıyla Türkiye gücüne güç katacaktır. Soruyorum sizlere, açık yüreklilikle cevabınızı istiyorum. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a destek veriyor musunuz? Milliyetçi Hareket Partisi'ne evet diyor musunuz? Cumhur İttifakı'nın Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde güçlendiriyor musunuz? Yeni bir anayasa için milletvekili sayımızı zirveye çıkarıyor musunuz? Hay maşallah, Allah eksikliğinizi göstermesin inşallah. Bu evetler zilleti yerinden hoplatır. Bu evetler Kılıçdaroğlu'nun uykularını kaçırır. Bu evetler Türkiye düşmanlarının ayaklarını dolaştırır. Aziz vatandaşlarım, değerli dava arkadaşlarım, Türkiye bölgesel ve küresel sorunlara doğrudan müdahildir. Nerede bir sorun varsa ülkemiz çözüm odaklı yaklaşımıyla umut ve huzur adresi olmaya başarmaktadır. Rusya-Ukrayna savaşında dengeli, temkinli ve uzlaştırıcı politikalarla dünyayı imrendiren, aynı şekilde kıskandıran Türkiye'dir. Tahıl koridoru anlaşmasıyla açlık ve yoksulluk içindeki milyonlara el uzatan Türkiye'dir. Diplomaside gıpta edilecek başarılar yaşanmaktadır. Türkiye aranan, beklenen, özlenen, izlenen, tavır ve tutumu merak uyandıran ülke mertebesine çıkmıştır. Libya'ya bakınız, karışıklık içindedir. Irak'a bakınız, kargaşa içindedir. Suriye'ye bakınız, karanlık içindedir. Avrupa'ya bakınız, kriz içindedir. Ege ve Doğu Akdeniz risk ve tehdit altındadır. Balkanlar gergin, Afrika sıkıntılı, Asya cepheleşmiştir. Türkiye, dünya üzerinde istikrar anıtı gibi yükselmektedir. Sınır ötesi ve sınır içi alanlar terör örgütünden köşe bucak temizlenmektedir. Terör melaneti milli birlik ve dayanışma ruhunun marifetiyle son bulacaktır. Türkiye'nin yarınları aydınlıktır. Altılı masanın arka bahçesinde kurulan, sözde emek ve özgürlük ittifak olarak isimlendirilen kukla, sol ve bölücü ittifakın aydınlığımıza gölge düşürmesi söz konusu değildir.
İnanıyorum ki böylesi bir zillete en başta sizler izin vermeyeceksiniz. Türk milleti bir çilen kefeni yırtıp atacak dirayet ve kararlılıktadır. Türkiye'yi geriye götürmeye hiç kimsenin gücü yetmeyecektir. 2023 ve takip eden yıllar Türkiye'nin dev gibi ayağa kalkışına sahne olacaktır. Bunu sağlayacak irade Cumhur İttifakı'dır. Cumhur İttifakı Karabağ'daki zaferdir. Cumhur İttifakı sınır ötesinde terörün başını ezen mücadeledir. Cumhur İttifakı Ege ve Doğu Akdeniz'de silah çeken ahlaksızlara milli duruş gösteren onurdur. Cumhur İttifakı Türkiye'ye sahip çıkan, Türk milletine hizmetkarlıkta sınır tanımayan inanmışlıktır. Cumhur İttifakı vatandır. Mukaddesatın zırhı, mukadderatın kilididir. Bizim zillete düşürecek bir ülkemiz yoktur. Bizim inançlarımıza sövenlere tahammülümüz yoktur. Bizim etnik ve mezhep bölücülüğü yapanlara hoşgörümüz yoktur. Bizim çetelere, suç örgütlerine, emperyalizmin güdümüne girmiş muhalefet partilerine, satılmış aydınlara, çürük şarkıcılara, kokuşmuş sanatçılara, kiralık kalemlere kursağından geçen bir lokmayı bu ülkeye borçlu olup da ihanet eden şeref yoksunlarına tavizimiz katiyen olmayacaktır. Çağrımız önce ülkem ve milletim diyen herkesedir. Çağrımız bu millet, bu vatan, bu bayrak benim diyen herkesedir. Çağrımız milli birlik ve huzurlu yarınlara ulaşmak isteyen herkesedir. Çağrımız her insanımızı kardeş, her yöremizi aziz bilen herkesedir. Herkes eşittir Türkiye'dir. Paylaşılacak vatanım, vazgeçilecek insanım yok diyen her vatan evladıyla yolumuz birdir. Biz birlikte Türkiye'yiz diyen herkes bu milletin öz be öz evladıdır. Manda ve himaye tercihinde bulunanların çoğunlukta olmasına karşı Türkiye Cumhuriyeti'nin temelleri 103 yıl önce Sivas'ta atıldı. Bugün de Sivas Kongresi'nin ruhuyla, geçmişimizden aldığımız feyizle 2023'ün ve müteakip yılların yüksek hedeflerini tayin ve tarif ediyoruz. Soruyorum sizlere. 2023 yılında sandığa gidecek misiniz? Koşa koşa gidecek misiniz? Cumhur'un muazzam iradesini gösterecek misiniz? Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a, Milliyetçi Hareket Partisi ile Cumhur İttifakı'na oy verecek misiniz? Sivas Kongresi'nin tebliğini Zillet İttifakı'nın kafasına vuracak mısınız? Hepinize müteşekkirim. Azınız çok, eksiğiniz tamam olsun inşallah. Milli birlik ve kardeşliğimiz, milli hakimiyetimiz ve hükümranlık haklarımız sonsuza kadar var olsun diyorum. Bugün biz konuştuk, siz dinlediniz. 2023'te siz konuşun, cihan dinlesin. Alayınıza birden şükranlarımı sunuyor. Yolunuz, bahtınız ve alnınız açık olsun. Sağcılıkla kalın, selametle kalın, sevgiyle ve saygıyla kalın. Sağ olun, var olun, Cenab-ı Allah'a emanet olun.